Merhaba Anadolu'nun acılı insanları. Bir Föş yayınına daha hoş geldiniz. Hafta içinde Deva Partisi lideri Ali Babacan Kahramanmaraş ziyareti esnasında acilen yeniden inşaat faaliyetine başlanılması ve bunun için finansman yapısının doğru ayarlanmaması halinde Türkiye'de bir ekonomik kriz olasılığından bahsetti. Bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Tabii ki muhalefet her zaman krizlerden bahseder, hükümeti eleştirir. Ekonomide kötüye gidenleri, siyasette halkın şeyinde acılarında kötüye gidenleri anlatır. Dolayısıyla Sayın Babacan bu sözü bir seçim malzemesi olarak mı kullanmayı planlıyor? Yoksa gerçekten Türkiye'de bir ekonomik kriz tehlikesi var mı? Kapağı ve konuyu detaylandırmadan önce Ali Babacan'ın sözlerine bir göz atalım. Link verdim. Bu Cumhuriyet'te yayınlandı. Her yerde yayınlandı ama. Ali Babacan yeni bir ekonomik kriz dalgası daha gelebilir demiş. Çok zor bir sürecin içinde olunduğunu söyleyen Babacan. İç finansmanın yanında bir de dış finansman gerekiyor. Türkiye yeteri kadar döviz kaynağı bulamazsa bu depremin yaralarını sarmak için yeni bir ekonomik kriz dalgası daha gelebilir diyerek önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Biraz daha tutayım ekranda, hepsini okumak niyetinde değilim. Çünkü bence söylediklerin hepsine bir ekonomist olarak katılırım. Yalnız ben değil, bence yani değerli hükümetimiz veya saraydan ekonomik faaliyetlerini yürütmek için ciddi maddi katkılar almayan bütün ekonomist meslektaşlarım da bu yorumlara katılacaktır. Burada bir finansman krizinden bahsediyor Sayın Ali Babacan. Gerçekten de öyle. Türkiye zaten bu depremde çok büyük bir servet kaybı yaşadı. Bu servetin tabii beşeri kaynağı çok önemli. Yani Türkiye ve Suriye'de can kaybı 50 bine vardı ama hani 80 bin 100 bin arasında insanımızı, canımızı kaybetmiş olmamızdan korkarım. Bir kayıp listesi yayınlandığında binalar olarak çok ciddi bir servet kaybettik. Pazar günü United Nations Development Agency bir rapor yayınladı. 500 bin binanın orta veya daha yüksek hasarlı olduğunu, yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini iddia etti. Dünya Bankası'nın 2021 tarihli raporu var. Orada Türkiye'de bütün konut stoğunu depreme dayanıklı hale getirmenin maliyeti 450 milyar. Yani ben zaten 400 milyar ve dolar rakamlarını okuyunca küsurata dikkat etmedim artık. Sayın Cumhurbaşkanımız da 200 konut inşa etme planında ilk olarak Mart'ta bunların temelleri atılacak. 200 bin konutun inşaatı değişik kaynaklara göre 20 ila 40 milyar dolar arasında olabilir. Tabii kesin olarak bilemeyiz çünkü kaç metrekare müteahhitler nasıl ihaleye girecekler, kimlere ihale verilecek falan karışık bir konu. Dolayısıyla Sayın Babacan'ın söyledikleri bir seçim malzemesi olmaktan çok gerçekçi bir tehdidin yaklaşmasına karşı halkımızı uyarmak olarak gözden geçirilmeli. O zaman bu konuyu bir spekülasyon malzemesi olarak değil, benim mesleğim olan ekonomi ve finansın gerçek bir sorunu olarak gündeme getirmek de benim boynumun borcudur. Biraz terimlerden bahsedeceğiz. Babacan'ın bir finansman krizinden bahsettiğini söylemiştim. Aslında yani ekonomilerde birçok çeşit kriz var, buhranlar var. Bizde kriz artık biraz halk diline yansıdı, folklorik oldu. Mesela Galatasaray kaybettiğinde ben kriz geçiriyorum. Dün akşam yemek yediğim restoranda faturayı görünce ailem kriz geçirdi gibi sözler kullanıyoruz ama ekonomi ve finans literatüründe krizin çok somut kategorizasyonu var. Bundan bahsetmeli. Üç tür ekonomik krizden bahsedeceğim. Arkasından da tabii ki depremle kriz arasında bir bağlantı var. İki yolla bağlantı var. Bir yandan seçime giderken seçmenin gönlünü almak için harcamalar arttırıyorsunuz. Öte yandan da bunun üstüne deprem harcamalarını ekliyorsunuz. Nasıl finanse edeceksiniz? Bir de seçime giderken ortalık çok karışacak. Dolayısıyla ekonomik aktörlerin güveni de bozulabilir. Bütün bunları bir araya getirerek size kısa bir açıklama yapmaya çalışacağım. Yani kısa derken 3,5-4 saat sürer. Popcorn alın ya da ne yiyorsanız, bir de herhangi bir tür kola açın. Evet, girelim arkadaşlar söze. Birkaç tür kriz var. Bunlardan
en çok karşılaşılanı ve aslında Türkiye'de az çok 2016 FETÖ darbe girişiminden bu yana yaşadığımız stagflasyon, sürekli fakirleşme, sürekli yükselen büyüme ve kişi başı gelirin azalması veyahut da yeterince hızlı artmaması olayı var. bu seçimlerden sonra çok daha derinleşecek. Özellikle Erdoğan iktidarda kalırsa. Bu bir krizdir tabii ki. Şu anlamda size bir kaba bir rakam vereyim. Önümüzdeki 2 yıl boyunca reel milli gelir %1,5. Yani nüfus kadar büyüdü. Demek ki sizin cebinize geçen paranın harcama değeri artmadı. Ama enflasyon %50. Sürekli enflasyona karşı yaşam standardınızı kaybediyorsunuz. İşte kriz bu. Bence asıl ekonomik kriz bu. Yani böyle bir kriz tabii ekonomide, yani her toplumda tuzu kurular var ama nereden baksanız toplumun asgari ücret veya onun civarında bir ücretle geçinen %40'ı bu tür bir krizden çok ağır yara alır ve sürekli fakirleşir. Bunun üstüne bir %20, %30 daha orta sınıftan dar gelirli sınıfına küme düşer. Geri kalan %30 da ya idare eder, suyun üzerinde çırpınarak ayakta, hayatta kalmaya çalışır. Bazıları da zengin olur krizlerden. Bu kapitalist ekonomiler maalesef çok rahatsız edici bir semptomu. İkincisi Sayın Babacan'ın bahsettiği finansman krizi. Yani arkadaşlar şu pek iyi anlaşılmıyor. İşte şu kadar bağış toplandı, şu kadar da bütçe açığı üretiriz, şu kadar da Merkez Bankası para basar, varlık fonundan para gelir, efendim biz bu konutları finanse ederiz. Hayır arkadaşlar, öyle olmuyor ya. Ekonominin içindeki finansman kapalı havuzdaki suyun miktarı kadar. Siz bunun yarısını işte günlük harcamalarınızı karşılamaya kullanıyorsunuz. Yarısını seçimi kazanmak için kullanacaksınız. Şimdi bunun üzerine bir yarı daha ortaya çıktı. Bu da 25-50 milyar dolar civarında deprem harcaması. Ve siz bunu dışarıdan hiç borç ya da işte hibe veyahut da yardım almadan yapacaksınız. Böyle bir şey yok ki. Havuzdaki suyu iki defa üst üste harcıyorsunuz. Bunun imkanı yok yani. Bu ancak Merkez Bankası para basarak karşılanır. Bu enflasyonu arttırır. Cari açığı da arttırır. Çünkü Türkiye'de ne zaman büyüme olsa dış denge her zaman bozulmuştur. Biz maalesef ihracatla büyüyen bir ülke değiliz kardeşim. Büyüdüğümüzde her zaman ithalatımız da artıyor. Yerli ve milli ekonomiye geçemedik. Zaten artık kimse bu palavralara inanmıyor. Bence Nebati abi de inanmıyor ya, o başka bir konu. Dolayısıyla zaten yani Şubat'a geldiğimizde oldukça hızlı büyüyen bir ekonomi var. Siz bunu daha da hızlandırmak niyetindesiniz. Çünkü seçim kazanmak için daha fazla istihdama, şirketlerin daha fazla kar etmesine ihtiyacınız var. Anlaşılabilir bir şey, eleştirmiyorum. Bunun üzerine bir de 20-40 milyar dolara varabilecek faturası bir inşaat harcamasına gireceksiniz. Üstelik bunu yaparken ekonominin üretim kaynakları da bir darbe almış. O bölgenin toplam ekonomik çıktıya katkısı %10 civarında. Orhan Ökmen, eski Japan Credit Rating Agency'nin Türkiye genel müdürü, bunun daha da yüksek olabileceğini söylüyor. Yani bir yandan arz daralmış, bir yandan siz harcamalarla talebi arttıracaksınız. Bunun sonucu olarak cari açık, enflasyon. Ha dışarıdan kaynak gelir mi? Gelmez kardeşim. Yani şu ana kadar bir Dünya Bankası 1 milyar dolar civarında bir destek sözü verdi. O da proje karşılığı ve merkezi hükümete değil belediyelere gidecek. O da olmayacak çünkü hükümet belediyelerin parasını almasına bile müsaade etmiyor. Belediye metro yapacak, dışarıdan borçlanacak, ona bile müsaade etmiyor Türkiye'de hükümet. Yani içeride tasarruf anlamında ekstra bir kaynak, bütçeden kesinti anlamında bir ekstra kaynak yaratmadan aniden 20-40 milyar dolarlık bir harcama ihtiyacını karşılamaya kalktığınızda bunun bir tok yolu vardır. O da para basarsınız. Ve eğer dışarıdan para gelip de siz bu altyapı sürecini kaynaklandıramıyorsanız o zaman bunun bir tek cevabı vardır. O da ödemeler dengesi krizine girersiniz. Bu da ikinci tür krizdir. Ödemeler dengesi krizi ne demek? Yani vadesi gelen dış borçlarınızı ödeyemezsiniz. Böyle bir ihtimal mevcut mu? Grafiklere bakalım.
Türkiye'nin zaten ödemesi gereken, önümüzdeki 12 ayda ödemesi gereken dış borç $190 milyar. Burada da Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini görüyorsunuz. Dolayısıyla altın dahil brüt rezervler bu $190 milyar çok altında. 120-130 milyar dolarında altına düştü. Tabii brüt rezervlerin çok önemli bölümü aslında bilanço makyajı. Yerel para birimi cinsi swaplar diyoruz. Bir de Merkez Bankası'nın rezerv olarak gösterdiği aslında bankalara ve size ait mevduat olduğu için size ait mevduatı swaplamış. Bunları çıkarttığı bir kısmını çıkarttığınızda işte karşınıza şöyle 50-60 milyar dolar gibi bir rakam kalıyor. Bence de merkezin eğer cari açık finansmanında sıkıntı yaşarsak dövize çevrilebilir. Piyasaya müdahale edebileceği rakam $30 milyar. Altın rezervini saymıyorum. Siz elinizde 40 milyar, 5 milyar dolar altın rezervi var. Bunu satmaya kalkın bakalım başınıza ne gelecek. Halk krize girer, paniğe kapılır. Dolayısıyla zaten çok dar bir çizgide cari açığı finanse ediyoruz. Şimdi siz bir de cari açığı patlatacak bir yeniden inşaat faaliyetine girdiniz. 100 bin, 200 bin, 500 bin konut ithal edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bunun cari açıkla ne alakası var? Çok basit bir inşaat sanayi, Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörlerinden biri. Demir çelikte bayağı ihracat yapıyoruz. Şimdi artık bunlar ihracat yapmayacak, tamamen iç piyasaya çalışacak. İkincisi, Türkiye'de bulunmayan inşaat için gerekli bazı malzeme ve ekipmanları yurt dışından getirecek. Zaten hiçbir şey yapmasanız. Arkadaşlar, sosis sandviç de üretseniz, apartman da üretseniz enerji kullanıyorsunuz. Bütün enerjiyi de dışarıdan alıyorsunuz. Türkiye'de bu sene yenilenebilir enerji de olmaz. Çünkü bütün barajlar kurudu. Çünkü kuraklık yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür bir yeniden inşa faaliyetinin acilen yapılması cari açığa pat diye vuracak ve üstümüze patlayacak. Bu da bizi bir krize sokabilir. Size bir şey daha göstereceğim. Bu da hani dedik ya hükümetin veyahut da özel sektörün dış borçlarını ödeyemesi durumunda krize gireriz diye. Size sevgili hükümetimizin daha deprem olmadan önce bu merkezi yönetim borç stoğunu gösteriyoruz size. Toplam borç stoğu Türk lirası olarak verilmiş. Yani rakamları konuşmaya gerek yok artık. Rakamların hiçbir anlamı kalmadı. Şu artışa bakın. Bunun önemli bölümü enflasyon ama devlet bütçe açığı da üretiyor. Dolayısıyla bir kısmı da reel yani vergi toplarından daha fazlasını harcıyor. Bunun TL kısmını pek göze almayın. Çünkü %11 getiriyle bankalara zorla devlet tahvili satıyorsunuz. Onun finanse edilmesi kolay ama şu yeşile bakın. Bu döviz cinsinden borç hızla yükselmiş. Şöyle biraz tutayım da eğer şu andaki politika seti devam ederse bir de bunun üzerine harcamalar eklenirse başımıza neler geleceğini görün. Bu borç ödenmez hale gelir. Yani bir noktada temerrüte düşeriz. İkinci bir yolu var. Sizin klasik cari açığı karşılayacak döviziniz kalmaz. Bankalar şu anda, bankalar ve özel sektör dışarıdan kredi alarak cari açığın önemli bölümünü finanse ediyor. Ama Bloomberg'de çıkan bir habere göre 2017'den bu yana bankalar döviz borç stoklarını $50 milyar azaltmışlar. Yani baktılar ki Türkiye'de para kazanamıyorlar. Parayı geri yollamaya başlamışlar. Bu sene de bankaların yeniden borçlanma oranı %90'larda falan zannediyorum. Hatta 87'de olabilir. Yani vadesi gelen borcun tamamını yeniden borçlanmıyorlar. Bir kısmını geri ödüyorlar. Mart da bu konuda ciddi bir ay. Dış borç ödemelerini ayları bölersek Mart en yüksek dış borç ödemesi yapacağımız ay diye hatırlıyorum. Bu işte bir kriz olarak karşımıza çıkar. Yani siz dövizle bir şeyler alacaksınız ama bunu karşılayacak döviziniz yok. Sonunda ne oluyor? Vadesi gelen döviz borçlarınızı ödeyemiyorsunuz. Temerrüte düşüyorsunuz. Ve tabii ki borç piyasalarından dışlanıyorsunuz. Bir de bugün girmeyeceğim. Bankacılık krizi var. Bankaların batması. Aslında banka batmaz. Ya likiditesi biter. Yani vadesi gelen mevduatı ve diğer pasiflerini ödeyemez. Ya da bankalara bir saldırı olur.
Yani toplu halde insanlar mevduatlarını bankadan çekmeye kalkarlar. Bankada bütün mevduatı kasasında tutmuyor. Bunların büyük bölümü ya kredi olarak ya da tahvil olarak plase edilmiş, plasman yapılmış. Veyahut da merkeze swap karşılığı veyahut da zorunlu karşılık olarak verilmiş. Bankacılık krizi veyahut da bankaların sermaye yetersizliğinden dolayı batık sınıfına düşmesi kısa vadede karşılaşacağımız bir sorun değil. Ama seçimlerden sonra muhakkak konuşulacak bir sorun. Sebebini size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu grafiğe bakın ya. Mavi burada toplam kredi stoğunun 1/4'ünü oluşturan ticari kredilerde bankaların aldıkları, tahsil ettikleri faiz oranı. Yeşil ve kırmızı da mevduat faiz oranı. Yani bankalar ticari kredi verdikçe zarar ediyorlar abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sistem yani Las Vegas'tan beter. Kumarbazın parasını söğüşlemek için yapılmış Las Vegas'taki sistem. Bizdeki sistem de bankaları batırmak için yapılmış. Bir de bankaların SPK veyahut da Borsa İstanbul'a gönderdiği mali tablolara bakarsanız hepsi milyarlarca lira kârda. Ama zımni yükümlülükleri ya da gelecekteki yükümlülükleri göz önüne aldığınızda bankaların sermaye tabanı ciddi boyutta aşınmış durumda. Şimdi arkadaşlar oldukça biraz da karışık olarak bunun farkındayım. Size borç krizleri konusunda bir ufuk turu attırdım. Şimdi bunları bir zamana dökelim. Biliyorsunuz seçim tarihlerinden bahsediliyor. 14 Mayıs, 15 Haziran pek fark etmez. Ben buna seçimin zamanında yapılması diyorum. Bir de seçimin ötelenmesi var. Bilmiyorum Sayın Erdoğan'ın böyle bir niyeti var mı? Türkiye'de basın aklına gelen her şeyi yazdığı için bilemiyorsunuz bunları. Ama bazı kaynaklara göre Yüksek Seçim Kurulu ben seçim yapamam diyecek. Sayın Erdoğan da ya ne yapayım işte olmuyormuş demek ki diyerek bir şekilde anayasayı ve yasaları zorlayarak seçimi turizm sezonunun biraz bizi rahatlatacağı sonbahar dönemine ve hatta 2024 Mart'ına atıp yerel seçimlerle birleştirecek. Niye böyle yapıyor diye sorarsanız ben böyle yapacak demiyorum ama yani herhalde deprem bölgesinde bayağı itibar kaybetti Sayın Erdoğan. Çünkü deprem yani deprem bölgesinde oradaki kazazadelerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı acılarının bastırıldığını düşünüyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Ama benim aldığım bilgi edindiğim izlenim çok ciddi eksiklikler var yardım çabasında ve oradaki halk Erdoğan'a ve hükümete kızgın. Şimdi bu kızgınlığı gidermek lazım. Bunun için yapılabilecek en somut şeylerden biri. Bir tabii sürekli maddi destek yapılıyor veriliyor bu insanlara. İkincisi de ciddi bir konut inşaatı faaliyeti başlatmak. İşte insanlara yani temelleri atıp biraz kabasını çıksanız insanlara diyeceksiniz ki bakın tamam felaket zaten Tanrı'dan benim kabahatim yok. Bir de ben size bedava ya da ucuz fiyatta bu evleri vereceğim. Kayıplarınızı tabii ki hiç kimse insan kayıplarının bedelini ödeyemez öyle bir şey yok ama maddi kayıplarınızı karşılayacağım. Dolayısıyla yine bana oy verin. Bunu bir tek ben yapabilirim. Şimdi bu çok tehlikeli bir senaryo. Bir, henüz artçılar devam ederken beton atmanın çok riskli olduğunu bütün mühendisler söylüyorlar zaten. İkincisi, seçimleri öteleyip bu konutların böyle yerden çıkmasını bekleyecekseniz ve bu süre zarfında da hem seçim ekonomisini devam ettirip hep de bunun üzerine 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar dolar bir deprem harcaması yapacaksınız o zaman ekonomi batar. İç kaynaklar buna yetmez. Merkez para basar, enflasyon artar. Bu basılan para ve deprem harcamalarının oluşturduğu ihtiyaçlar ithalatı patlatır. Sonuçta hem stagflasyona girersiniz, yani ekonomik büyüme dururken enflasyon patlar, hem de Merkez Bankası'nın rezervleriyle veya bankaların dış kredileriyle ödeyemeyeceği kadar yüksek bir cari yükümlülük, cari açık yükümlülüğü altına girersiniz. Türkiye'de temerrüte düşen ülkeler safına katılır. Tabii şu andaki deprem, yani Mart'ta temel atsanız da eğer Mayıs'ta ya da Haziran'da seçim yapılacaksa çok fazla bir inşaat harcaması olmaz. Yani bir miktar yapılır harcama, işte ilk kat çıkılır, temel atılır, beton dökülür filan ama harcamaların büyük bölümü seçim sonuna ertelenir. Dolayısıyla o durumda bu seçim harcamaları nedeniyle bir
finansal kriz söz konusu değil. Tabii Sayın Erdoğan kazanırsa ekonomi politikalarını değiştireceğine dair hiçbir karine yok. Eminim izleyenler arasında da öyle bir şey olmayacağını biliyor herkes. O zaman sene sonuna doğru bu harcamaların da etkisiyle ekonomide ciddi bir aşırı ısınma ve dış denge sorunu gündeme gelir. Tabii seçim ve ödemeler dengesi krizi ya da bankalara saldırı, mevduata saldırı olmasının bir başka ilişkisi daha var. Arkadaşlar şu anda Merkez Bankası şirketlerin fazla dövizine el koymuş durumda. Bunlar KKM'ye bağlandı. Bunlar gönüllü değil, zaruri. Şirketler dövizlerini oradan geri alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. İhracatçı ve turizmcinin ihracat gelirinin %40-%50'sini gasp ediyor. Resmen gasp ediyor. Vatandaşın artık 50 bin dolardan fazlasını yurt dışına transfer etmesi yasak. Resmen yasak değil ama ben de denedim. Deneyenlerle de konuştum. Yani karşınıza öyle bir formalite çıkıyor ki vazgeçiyorsunuz yapmaktan. Ve bankalarda eğer 50 bin doların üstünde yurt dışı EFT taleplerini kabul ederlerse ağır ceza ödüyorlar. İşte geçen hafta 5 bankaya TCMB 750 milyon lira ceza kesti. Burada mesaj çok açık. Yani büyük miktarlarda para transferlerini kabul etmeyin. Hafta sonunda Bloomberg'e göre bir şey daha oldu. Bütün bankalar yurt dışındaki döviz işlemlerini halletmek için aracılar kullanırlar. Bunlara muhabir deriz. Muhabirlerine bir miktar döviz göndermişler. 2,5 milyar dolar galiba sene başından beri. Merkez Bankası kıyameti koparmış, krize girmiş, kriz geçirmiş ve derhal paraları geri getireceksiniz demiş. Bütün bunların niye olduğunu soruyorsanız bence sebebi basit. Çünkü Merkez Bankası'nın artık cüzdanında para kalmadı, döviz kalmadı. Bu yüzden de her türlü döviz harcamasını kısıyor. Ha bir de her türlü altın ithalatını değil ama bazı altın ithalat türlerinde yasakladık. Özetle görüyor musunuz? Bakın. Türkiye yavaş yavaş rahmetli Özal öncesi döneme dönüyor. Yani bireylerin veya şirketlerin döviz bulundurması yavaş yavaş yasaklanıyor. Ve bu en çirkince şekilde yapılıyor. Resmen yapılmıyor. Kanunla, kararnameyle yapılmıyor. El altından yöntemlerle yapılıyor. Ama arkadaşlar, Anadolu insanı salak değil. Bir noktada alınan bu tedbirlerin onun mevduatının da dondurulması anlamına geleceğini anlayacak. Ve Merkez Bankası döviz eksikliğini gidermek için büyük bir kurnazlıkla tedbir aldığını düşünürken aslında panikte olduğunu insanlara sezdirerek, krizde olduğunu insanlara sezdirerek toplu halde mevduatların bankadan çıkış olasılığını yükseltiyor. Şimdi bunun üzerine bir de seçim öncesi arkadaşlar söylenenlere bakın. Hükümet kanadı diyor ya, defter tuttuk, not aldık. Yani ne yapacağız? Hesap soracağız. Kimden hesap soracaksın abi? 5 tane siyasi liderden mi? Gelip Atilla Eşilada gibi sana muhalif olanlardan hesap soracaksın. Nasıl hesap soracaksın? Vergi koruşturması açacaksın. Açıyorsun zaten, hiç bitmiyor. Servetine el koyacaksın. Muhalefet de diyor ki biz geldiğimizde hem helalleşeceğiz hem hesaplaşacağız. Bir kısmıyla helalleşeceğiz, bir kısmıyla hesaplaşacağız. Ama muhalefetin iktidara gelmesi durumunda da bütün ihaleler filan yeniden Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonların denetimine açılacak. Özetle yani AKP ve MHP oy veren seçmenle hesaplaşılmayacak ama AKP sayesinde zengin olduğu iddia edilen bir zümreyle hesaplaşılacak. Şimdi onlar da korkuyor. Ben bir daha Erdoğan seçim kazanırsa bu ülkede beni yaşatmaz. Bir önce paramı alıp tüyeyim diye kaygı içindeyim. AKP'den para kazanan o zümrede bakın yandaş veya beş çete ifadelerini kullanmıyorum. Çünkü siyasete de giriyorum artık, ne yaptım ben de bilmiyorum ama. Elden geldiği kadar bir ekonomik analiz yapmaya çalışıyorum. Şimdi o zümrede muhalefet üstüme gelirse diye korkuyor. Dolayısıyla seçimlere giderken bu hesaplaşma söyleminin ortaya çıkması bankalardan ve sistemden döviz kaçışına, sermaye kaçışına mani olur. Erdoğan seçimi kazanırsa AKP'den para kazananların kaçması için neden yok ama o zaman beyaz Türklerin serveti kaldıysa Türkiye'de onlar kaçırabilirler.
Tabii yine 14 Mayıs, 18 Haziran'da seçim yapılacaksa bu söylemler iyice şiddetlense bile muhtemelen filyata dökülmeyecek. Yani mesela İmamoğlu ne bileyim siyasetten kesin olarak yasaklanmayacak. Ama tabii seçimler sene sonunda veya 2024'e kalırsa o zaman hükümetin seçim kazanmak için yalnız İmamoğlu'nu siyasetten yasaklamak değil, belki hakkında zaten tezkere bulunan Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i de siyasetten yasaklaması gündeme gelebilecek. Özetle söylemek gerekirse zaten depremden önce ekonomi çok ince bir buz üzerinde paten yapıyordu. Gittikçe yükselen bir cari açık ve kontrolden çıkan bir enflasyondan konuşuyorduk. Siyasi ortam seçim öncesi zaten gergindi ve bu da güven şokları yaratıyordu. Yani ne iş dünyası ne de siyasi ideolojisi ne olursa olsun vatandaşlar sistemde para bulundurmakta rahat hissetmiyorlardı kendilerini. Deprem tabii Türkiye'de fay hatlarını tetiklemekle kalmadı. Siyasetteki kavgayı da iyice bel altına döktü. Ve insanları korkutmaya başladı. Bunun da ötesinde hiçbir şekilde doğru olmayan, aniden depremde yıkılan konutları inşa etme fikri ortaya çıktı. Bunun maliyeti 20-40 dolar. Zaten seçimden önce cari açığı, depremden önce cari açığı nasıl finanse edeceğiz diye bilemiyorduk. Kafamız, Sayın Şahap abi değil, onun için umurunda değil. O bilmiyor ve anlamıyor. O günahsız. Onunla Nebati hakikaten günahsız. Melek gibi masum. Çünkü hiçbir fikirleri yok ekonominin nasıl yönetildiği konusunda. Ama Atilla Eşli'de gibi artık işte yaşlı ve artık iyice sinir krizleri geçiren ekonomistler ya biz nasıl bu işten ödemeler dengesi krizi olmadan çıkacağız diye geceleri uykuları kaçıyordu. Bu videoyu çektiğimde de saat 0.35 bu arada. Şimdi bunun üzerine deprem harcamaları binince daha da kötü bir duruma geçtik. Bir de seçimler zamanında yapılmaz ötelenirse o zaman bütün bu bahsettiğim bizi krize götüren süreçlerin tekamül ettiğini, geliştiğini göreceğiz. Yazı da rahatlatırız. Turizm gelecek bir şekilde turizm gelirleriyle finanse ederiz. Ama sonbahar kışa geldiğimizde ekonomi çatlar. Bir de şey var arkadaşlar, bu sene doğalgazı da Putin abi ödedi. Allah razı olsun, bize kıyak yaptı. Gelecek sene Putin kalacak mı ya da o krediyi bir sene daha öteleyecek mali gücü kalacak mı? Bunlar büyük soru işareti. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biraz uzattım biliyorum ama ne yapayım, o kadar içim dolu ki. Ya bu Arap kardeşliği vardı, hani Suudi Arabistan TCMB 5 milyar dolar mevduat yapacaktı. Geldi mi? Ben geldiğini görmedim hesaplarda. Yorumlara yazın. Katar 10 milyar yollayacaktı. Galiba 1-2 milyar dolar Eurobond satın aldılar. O da orada durdu. Dolayısıyla kimse bize yardım da etmiyor. Özetle söylemek gerekirse arkadaşlar, yani seçimler ötelenirse sene sonuna kadar ya da zamanda yapılır, Sayın Erdoğan bir kez daha kazanırsa o zaman Türkiye'de artık envai çeşit ekonomik ve finansal krizden kaçınılması imkansız hale gelecek. Özellikle 2023-2024'e bağlayan kış aylarında ben Türkiye'de olmayacağım. Daha güvenli ve sakin bir yerde olacağım. Ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. Çünkü 2023-2024 kışında Türkiye Green'in 50 tonunu oynayacak ve bayağı bir kırbaçlayacağız birbirimizi. Değerli dostlar, bu kadar uzun video çektim. Bari biraz da reklamımı yapayım. Ben kitap da yazıyorum bu arada. Herkes yazdı, ben de yazayım diyeyim dedim. Pandemi Çağında Ekonomi diye bir kitap yazdım. Parola Yayınları bastı. Bu pandemi güncesi değil. Virüslerle ilgili pek fazla bir şey bulamayacaksınız içinde. Ben bu pandemi, yani insanlık açısından çok büyük bir ders olmalıydı ama hakikaten bireylerin ekonomik davranışları değişti mi? Şirketler nasıl tepki gösterdiler? Ve önemlisi, ekonomi yönetimleri dünyada pandemiyle nasıl mücadele ettiler? Hangi örnekler başarılı, hangi örnekler başarısız oldu? Ve pandemi geride kaldı da açtığı ekonomik yaralar devam ediyor. Bunları anlattım. Eğer vaktiniz ve paranız varsa alın. Ve en son olarak da aşağıda linkini göreceksiniz. Özel videolarım da var ve çekiyorum. Her ay 4 tane özel video çekiyorum. Ama aslında bana maddi bir bağışta bulunuyorsunuz. 5 lira 10 lira galiba. Eğer o programa katılmak isterseniz memnun olurum. Ama hiç merak etmeyin. Facebook gibi. Burası da ebediyen bedava olacak. Sürekli olarak siz beni seyrettiğinizde ben video yayınlayacağım. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum.